Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Mehmet Hoca ile ilk bir odada video çekmiştik. O da geçen sene 2021'deydi herhalde. Evet hocam, aradan bir sene geçti, çok olaylar oldu. Bizim bir tane kardeşimiz var, bir sorusu var. Toplam iki kardeşimizin sorusu var. Bir uzun yazılmış ama ben okumam lazım. İyi akşamlar Çetin Bey, nasılsınız? Her şeyin yolunda olmasını umuyorum. Sizden bir ricam olacak. Yapabilirseniz gerçekten çok sevinirim. Biliyorsunuz kalp gözü açık arkadaşım vefat etti. Geçen Ocak ayında ben o rehberlik sistemini ve pek çok mucizeyi yaşadım ve öğrendim arkadaşımın vesilesiyle. Şimdi de bazı şeyler yaşıyorum ama ilmen güvendiğim şu anda hiç kimse yok. Mehmet amca ilme gönül vermiş, fayda sağlamayı seven bir adam. Siz de öylesiniz gördüğüm kadarıyla. O yüzden rehberliğine ihtiyacım olan birkaç konu var. Onların cevabını alırsam çok sevinirim. Yani imkanım olsaydı ziyaretinize bile gelmek isterdim. Bu konuları konuşmak için Mehmet amca Kur'an'dan 5 şey söylenir demişti. 5 şey. Bana daha önce Duhan suresi ve Amenna Resulü söylenmişti. Çok ilginç. Duhan suresini siz de işlediniz. Mesele dünya ekseni diyor. Mesela dünya ekseni diyor Mehmet amca. Bana daha önce köre gösterildi. Sanki elime verildi. Uyanıkken gördüğüm bir şey bu 12 rakamını rüyamda elimde 12 seccade vardı. Ve ben bunları insanlara dağıtacağım diyordum. Bir de bir gün rüyamda lam harfini gördüm. Yazılıydı. Bunlar bugüne kadar hep tam anlamını çözemediğim şeyler oldu. Son günlerde de bana Ruhul Kudüs dendi. Bu kelime de Kur'an'da geçiyor. Ama tam anlamı hakkında alimlerin farklı görüşleri var. Bir yerde bunun ismi azam olacağı yazıyordu. Acaba ismi azam olabilir mi? Ruhul Kudüs. Bunu öğrenmek istedim. Bu sorularımın cevabını almayı Tek çok tek isterim. dedi. Bak tek tek. Hatta mümkün olsa Mehmet. Birinci isteği nedir? Onu bana bir şeyle. Evet. Hepsi karışmasın. Uzun oldu. İşte bu Kudüs'ten başlayalım. İsmi azam mı? Ruhul Kudüs ismi azam değildir. Evet. Arkadaşımız 12 tane seccade görmüştür. Evet. Bir de Evet. Kur'an'da 5 önemli şey demişsin ya. Evet. Şimdi 12 tane seccade yani 12 tane imama işaret eder. Yani 12 tane Muhammed Mehdi ile beraber 12 kişi olur. Onlar yakına gelecekler. Evet, ona işaret eder. Değerli kardeşim biz evet Duhan suresini görmüştür. O batın bir ilim değil, o zahir bir ilimdir. Duanda Adem Aleyhisselam'ın işaretleri var. Yani işaret ben demeyeyim de batın ilimde Duhan diye Muhammed Mehdi'ye işaret edildiğini herhangi bir bilgi yok. Ama zahirde kimileri diyorlar olabilir. Yani ben batın ilimle arkadaşıma cevap vermek istiyorum. Arkadaşımız eksik kalmıştır. 5 tane o ismi benden soruyor. Değerli kardeşlerim ben ilk başta ben demiştim ki batın ilimde 4 tane göz birleşmeden ve ruhaniyet, iç ruhaniyet temiz olmadan o kişine her ne kadar da 4 gözü birleştirirse hem de ruhaniyet haliyle de beraberse diliyle de bu 4 göz nedir? Ruhaniyet gözü, kalp gözü, tefekkür gözü ve yüzdeki göz birleşmelidir. Evet, ruhaniyet de nurlu olmalıdır. O da güzeldir. Olmazsa eksik kalır. Arkadaşımızın eksik kalması budur. Yani şimdi arkadaşımız ona demiştim ya Kur'an-ı Kerim'de 5 kelime var. 5 sure dememiştim. 5 tane kelime var. Gizlidir. Muhammed Mehdi'ye verildi. Şimdi Muhammed Mehdi mukataları bilir. Mukatalar batın ilmin kelimeleridir. Mukata harflardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de gizlidir ve sırlıdır. Arkadaşımız tam olarak yani şu anda evet birazını göstermişler.
Fakat cini kanal batın ilmindedir. Bir seccade gösteriyorlar ona, bir kelime gösteriyorlar. Ruhul Kudüs Cebrail'e adlandırılan bir kelimedir. Onun bir diğer adıdır. Çünkü öyle diyen zahir alimler var ama ben ona karşıyım. Öyle değil. Ruhul Kudüs yani sonsuz ruh Allah'tır. Kendisidir. Yani Cebrail'in bir ismi var. Cebrail veya Cibril. Ama bazı alimler Ruhul Kudüs'ü Cebrail'e de yansıma yaptırıyorlar. Ben ona karşıyım. O öyle değildi. Onun için arkadaşımız bazı kelimeleri daha da vardı. Onlar hakkında da eğer bir dedik ki rüyamda bir gün bir rüyamda lam gördüm, laf mı? Lam, ha. Bak değerli kardeşlerim. Evet, senin ruhaniyetin batın ilmine geçiş yapmak istiyor, bir harp sana gösteriyor ama senin rehberin yok. Doğrudur. Çünkü nedir? Lam bir mukata huruftur. Sen mukata hurufu bilmiyorsun. O lam hurufu mukatadır ve hurufu mukata yüce Allah'a giden batın yolunu açar. Anahtardır. Anahtar kapıyı açar. Ama beş kelime Kur'an'da da var. O beş kelime de o kişiyi alıp götürüyor. Işık hızıyla. Mesela bu. Mukataları bilmeyen ona Allah'a giden batın yol ona açılamaz. Cini kanal, yerdeki kanal batın alemi ayrı. Cin kanalına ait batın alem ayrı. Ama Allah'a giden batın alem mukataların içinde olması lazım. Dört gözün açık olması lazım. Ruhaniyetin nurlu olması lazım ve bir nurlu rehberi olması lazım. Ve Kur'an'da gizli olan, şifreli olan beş kelimeyi bilmesi lazım. Dedi kardeşim. Evet, bitti herhalde bu. Evet. Bir kardeşimizin daha sorusu var, Ferit. Selamun aleyküm Çetin abi. Benim Mehmet amca hocama bir sorum olacak. Ben ibadete başladıktan sonra duvarda iki beyaz ışık gördüm. Böyle sekize benzeyen işaret yapıyorlardı. Bu ne demek oluyor? Sizi çok seviyorum Rabbime aman. Onu davet ediyorlar. Arkadaşımızın kendisi çok güzel bir insandır. O iki ışık da sonsuz bir ışıktır. Sonsuzluğa, sonsuz yüce Allah'a ait sıfatlardır. Evet. Hadi cennete davet. Yani sonsuzdur. Ona bir müjde verilmiştir ve onun orada kaydı vardır. Ruhaniyet haliyle. İki tane ışık görmüş. İki ayrı işte yapmış olamazdı. Yok, iki tane ışık görmüş ve sekizi ona göstermişler. Sekizin içinde iki tane sıfır da var. Sekizin içinde iki tane sıfır var. O rüya, sıfırlar rüya, o sekiz rakamın içinde diyorum var. Sonsuz. İşte o değil işte. Sekiz rakamı. İki alem. Türkçe olarak sekiz sonsuzdur. Yani her harfle hangi komide sekizi olursa sekiz Arapçada 8'in anlamı sonsuzdur. Tamam, şu anda 8. dakikaya denk geldi. Evet. O yani sonsuzluğu seven, hakikati seven bir insan olduğuna dair bir işarettir. Onun da bir sırdaşı vardır. Hem onun hem onu görmüş hem de yüce Allah'a ait ona sıfatı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti görmüş. İki tane de rehberi var. İki tane. Birisi evet. Muhammed Mustafa'dır. Bir tanesi de yani mutlaka o da bir Allah'ın nebisidir ve Allah'ın peygamberidir. Kimse o da gizlidir. Ona görülmüş. Yani insanlar Allah'ın emrinde olduğu zaman tabii ki onların ruhları da sonsuza kadar ölmez. Manevi işaret bu. Hayır, şimdi batın olarak. Şimdi böyle bir şey de var. Kayalarda bir sır olabilir mi? Kayaların çocuğu diye bir şey, ben öyle şeylere inanmam. Şimdi kayalarda bir sır var mı yok mu? Ya sırlar ayrıdır. Şimdi gerçekten bizim bulunduğumuz batın ilim... Hocam benim mesela elimle birbirini hiç tutmuyor.
Şimdi Çetin, şimdi Kur'an'da olmayan batın ilim ne yapacaksın? Şimdi kayalarda bence bir sır var. Bence de kayalarda hiçbir sır yoktur. Onlar bir uydurmadır. O zaman... Yüce Allah'ın hikmeti olan Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kayanın bir hikmeti olduğunu anlatılmıyor. Şimdi Kur'an'da kayalarla alakalı... Ya şimdi ayrı mesele yani o ayrı hayalarda çıkan herhangi bir adam bile bile Kur'an-ı Kerim'de bile bir şey yok. Yok bu bir mecaz anlamdır bak. O mecaza ben girmem. Şimdi Kur'an'da... Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Yüce Allah? Hakikat. Gözünle gördünse. Batın alemi görmüyorsun gözünle. Batın ilimde Allah'ın sıfatını gören hakikat budur. Kimse batını görmüyor. Herkes batında Allah'ın sıfatını göremez. Şey hocam, makam makam ayrıdır. Merhale merhale ruhaniyetler ayrıdır. Ben demek istediğim şey bu. Şimdi kayalar Salih Aleyhisselam zamanında onlar bir deve kayadan doğuyor. Onlar ayrı. Yani ona kayada bir veli doğmaz. Kayanın içinde bir tane kurtarıcı gelmez. Mesele bu. Şimdi Ashab-ül Kehf. Kayanın içinde, bir mağaranın içinde. Ya onlar ayrı. Onlar tam 309 sene uyuyakaldı. Ya orada değildiler. Onları oradan aldılar. Şurmayla gittiler. Tamam. Onların bir gece kaldığı yer var ya, bin, dünyanın bin yılıydı. Ya. Tamam yine geri geldiler. Geldiler. Yine doğum gibi oldu. Ya değil. Kayada doğan bir insan olamaz. Tam yine doğum oldu bak. Bu mecazi manadır. Hayır mecazi değil. Yine orada uyandılar. Doğdular. Doğum ile anlamıyor. Bak birisi kayada doğarsa onun anası kaya olur, babası kaya olur. O mecazi bir mana olur. Ola mecazi hakikat kabul etmez. Şimdi İsa Aleyhisselam bir kaya mezarında kayboluyor. Ya onlar var ya hepsi. Sonra tekrar gelme ihtimali var. Hepsi. Ben o yorumları giymem. Benim bildiğim batın ilimde bir insanın anası kaya olmaz. Bir kayada bir insan doğmaz. İnsanı Allah bulak eden fikirlerdir bunlar. Peki şimdi öyle olmazsa o zaman deve de et. O da biyolojik bir varlık. İnsan da biyolojik bir varlık. Ama devenin babası bellidir. Kökeni bellidir. Nereden gelmiş, nereye gitmiş. Hepsi bellidir. Tamam diyorum ki bu bir mucize istiyorlar. Mucize. Ya Allah'ın mucizesi bu. İnsanda babasız olarak İsa'yı doğurdu. Şimdi ilk... Ama bak anası Meryem'dir. Bak burada bir enteresan bir şey var. Kaya diyoruz ya. Ya kaya boş ver. Kaya. Şimdi Yüce Allah batın ilimle kaya mezarla alakası yok. Şimdi ben demek istediğim bir şey. Bir kere bir Allah-u Teala ilk insanı yaratırken topraktan şekil vermedi mi? Ya şimdi kardeşim. Toprağa ruh vermedi mi? Şimdi ne güzel. Niye kaya vermez? Ama ne kadar bekletirdi. Kaya veremez. Bak ne kadar zaman geçti. Ham petrol içine koydu, toprağın içinde ham petrolü de suadı, beyaz toprak, kırmızı toprak, başka renk toprak, karıştırdı ve petrol, o petrolün siyahıyla da onu bile suva yaptı, güneşe bıraktı, rüzgara bıraktı, zaman tam olunca Yüce Allah bedeninde öfürdü ona. Şimdi Allah istese kayadan insan çıkaramaz mı? Ya Allah istese vaylidir. Ama Allah-u Teala işi Kur'an-ı Kerim'de kün ve yekündür. Kün ve yekündür olur. Ama Yüce Allah'ın batınında aklıyla kulları idrak etsin diye hocam, ben de sana akıllı ve mantıklı sorulara cevap Kur'an-ı Kerim'dedir. Hocam şimdi ben de sen Mehdi konusunda da bazı konularda da %50 Ya ben sana bakmam. Ben senin ne bilgin olabilir? Hocam siz cahil misin? Sen cahilsin. Batın ilimde sen batın ilmin yok ki. Evet. Ben burada bak bir arkadaşın yorumunu okudum. Mehmet Hoca'yı severiz de ya yanındaki kişi Mehdi olmasa sonra da günah kazanacak. Ya ben bin defa diyorum o da bir ihtimaldir hocam, doğrudur. Bak, arkadaşımız benim yorumumu okumamış, görmemiş. Ben diyorum ki benim yanımdaki Muhammed Mehdi'ye ilmi, kelime, leddün batın ilimde Allah tarafından ona veriliyor. Bir, hocam şimdi sen beni eleştirince oluyor. Bir, ikincisi. Ben de eleştirebilir. Ben o arkadaşa bir cevap vereyim sana göre. Onun fiziki işaretinde Peygamberimiz buyurmuş ki Muhammed Mehdi'nin fiziki işaretinde 18 işaret var. İsmi de üzerinde diyorum. Yahu olmasa diyor. Bak hele yoruma bak. Arkadaşımız o tarafı görmüyor. Yani şimdi biz burada
mantıklıca cevap veriyoruz. Evet, senin sorun nedir? Hocam şimdi benle sen de uyuşamadığımız konular var. Uyuşamazsın ki benim de sen. Niye uyuşuyorsun? Çünkü sen zahir ilimdesin, ben Mehmet Hoca batın ilimdeyim. Şimdi ben sana desem ki, senin ruhaniyetin ne zamandan beri yaşıyor? Sen bunu bilemezsin. Ama bunu batın ilmin olsaydı, sen bu batın ilimde Yüce Allah'tan sorsaydın sana cevap gelirdi. Ruhaniyetin siyah mıdır, ruhaniyetin nurlu midir? Onu da sen şu anda bilemezsin ki zahir ilimle. Ama batın ilimde bir istihare yaparsın, mukataları okursun, hacet istersin, sana cevap gelir. Mesela ben birçok işe girmeden hayatta önce... Hayatta Allah kandırılamaz, faiz olan cennete gitmez. Birkaç tane... Bir, adam öldüren, bak boş yere adam öldüren cennete gitmez. Cimri olan gitmez, zulmeden gitmez. Bunu aklına sok. Bunu, bu ben de olabilirim. Bu benim için de geçerli. Şey baba, bizim bir elimiz faizdedir, bir elimiz kibirlemededir, bir elimiz bir zulüm yapıyoruz, bir elimizde biz... Boş ver, Allah ila dini ile kolay değil. Hele bizim ruh buraya geldikten sonra o zaman gözümüz fal taşı açılır. Ya kötü ölümü görürüz, ya iyi ölümü görürüz. Kötü ölümü gören kişinin gözleri fal taşı gibi açılır. O zaman valla artık işten geçmiştir. İşte o an önemli olan o andır. Hocam şimdi böyle bir şey söyleyeyim ben bu konuda. Şimdi faiz bana fikrini bana söyleme. Batın ilim ayrıdır. Sen ne kadar soru sorsan zahir ilme git bir ilahişe sor. Git başka camilerin imamına sor. Ya şimdi Allah'ın da bir ilmi var. Ya Yüce Allah'ın iki ilmi var, dört ilmi var. İlmi çoktur, çok. Batında belki ne kadar soruların cevabı var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bana okutun ayetleri, ben sana şimdi okuyayım. Bir müsaade edersen. Ya bir, şimdi, bu konuyla bağlantılı. Şimdi batında, Kur'an-ı Kerim'de batınla ilgili sadece bir ayet var. Huvel evvel vel ahur vel zar vel batı vel ve bükülü şeyin alim Allah'tır. Batın ilimde olan bir insan mukataları bilmelidir. Bilmezse oraya giremez. Ya dört dörtlük salih bir kul olmalı. Kur'an'da bahsediyorum. Şimdi bak Kur'an'da ne ayet var? Ben onu anlatayım. Şöyle bakayım ne var? Kur'an-ı Kerim'de bu var. Mesela bu faizden bahsettin ya. Şimdi dünyanın çoğu bu işe girmiş. İsteyen ev almış. Krediyle. Onunla buna girenler var. Yani burada ayet var Kur'an'da. Diyor ki faiz yapanlar eğer ki tövbe yaparsanız sizi affediyor. Annemin ipi bulmuş. Kur'an'da ayettir. Ne var tabi. O ilahişçilerin uydurması. Hocam ayet. Öyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz demiş ki faiz yapanlar ben onların yolu önünde bekliyorum. Kılıcım elindedir. Ben onlarla savaşacağım. O ayettir. Değil. Ben dedim ayettir. Değil. Valla babam bir fetva aramaları ilahiyatçının dediği ya boş ver onlar kafa karıştırıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet var. Diyor ki kul hakıyla yanıma gelmeyin. İşte kul hakı. Bunu biliyoruz. Faiz de kul hakıdır. O iki kişi arasında olan bir şeyler bakıyor. Zina da kul hakıdır. Hepsi de gidiyor. Yani kul hakı sadece bir şey değil ha. Ama Kur'an'da... Adamı öldürme de malını yeme de kul hakıdır. Adamın zina yaparsan da kul hakıdır. O zaman... Faiz de yesen kul hakıdır. O zaman en büyük günah hangisidir? En büyük günah kademeleri var. İnsanı öldüren kainatı yıkmış gibidir. Bozgunculuk yapar. İnsanı öldüren. Ha bozgunculuktur. Ya bir insanı öldüren, boş boşuna zulmeden insanı öldüren mesela, bir kainatı mahvetmiş mesela gibidir. Mesela Kur'an'da bu ne diyor? Bugünkü ilahiçilerin çoğu akıl ile insanları yok ediyorlar. Mesela Kur'an'da bu ayet de var. Eğer ki aç kalırsanız Allah'ın adına kesilmemiş etten yiyebilirsiniz. Ama çok yemeyin. Allah diyor. Hani karnınızı tıkabasa doymayın. Ya işte. Şimdi demek ki açlık seviyesinde olan bir insan. Ben bu ilaççılara soruyorum. Acaba gerçek bu ilaççılar ne kadar maaş alıyorlar? Ya. Zaten bu ilaççılar var ya. Bunların çeşit yorumları insanları kafasını kaos yaptı.
Hocam Kur'an'da ayetler var. İstediği zaman var ya, istediği zaman fetva bulurlar kendilerine. Ve Müslüman kardeşlerimiz de istediği zaman böyle dolaylı yollardan çeşit çeşit zayıf fetvalar bulurlar. Yazık ya. Olur mu? Bir tarihte var, yeni bir şey çıktı orada. 2024'te Deccal çıkacak diye. Çıksın. Şimdi 100 tane Deccal var, 1000 tane Deccal var. Aha. O büyük Deccal. Büyük Deccal, küçük Deccal yok. Büyük Deccal. Ahir zaman Deccal. Yok, hocam. Şeytan var. Ahir zaman Deccal. Hayır, şeytan her zaman kol geziyor. Ve hem zahirde hem batında. Zahirde de geziyor, batında da geziyor. Şeytani adamlar da vardır ve şeytanın kendisi de varsa şeytanın evlatları da ve her çeşit metafizik var ve her çeşit şeytani cin var. Evet hocam, bu videomuzun sonuna geldik diyelim. Evet. Önemli bir konuydu hocam, Allah razı olsun. Arkadaşlar size de teşekkürler. Kanalımıza abone olursanız zil putunu da açın arkadaşlar. Hocam ben niye putun diyemiyorum? Putundur. Ben onu bir diyeyim. Ben bazı kelimeleri kullanamıyorum. Mesela ze. Ben bunu bir çalışma yapmam lazım. Şimdi. Butun. Butun yani değil. Butundur. Ya ben bilmiyorum. Pe söyle pe. Pe. Put. Put nedir? Butun. Butun. O da işte. Benim pe. Pe diyorsa bedir. Be. Bedir be. Butun. 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 Sen dilini iyi tutuyorsun. Hocam işte bütün çalışmam lazım bunu. Ya çalış gel. Harfler B, 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 S, Z. Bunları karıştırıyorum. Yok işte öyle yapma. Eyvallah hocam.